Rahmetli Hasbi hocamız vardı İsmail Ağa Camii'nde, müezzindi kendisi ama muhaddisti yani, müthiş 100.000 hadis okurdu böyle, acayip bir insandı. O mübarek derdi ki, Allah sonsuz kudret sahibidir. Allah kullarına bütün yetkileri verir. 400 çadırla dünyaya hakim kılan, o imkanı veren Allah Osmanlı. Bize de verir. Peki niye olmuyor? Harika, benim çok hoşuma gitmişti o misal. Dedi ki arkadaşlar, bu şuna benzer. Etrafı kristal, zebercet, pırlanta, elmaslarla donatılmış, tabiri caizse böyle 100.000'lik, milyonluk bir saat. Yani bir sermaye. Bu kadar kıymetli bir saati sen 5 yaşında bir çocuğa koluna takabilir misin? Verebilir misin bunu? Yani vermeye kalkışsan alır onu, oyuncak gibi yerlere vurur, onu sağa sola çak. Ya bu pırlanta elmas, bilmez ki pırlanta elması. Aklı kesmiyor arkadaşlar. Hasbi hocanın tespiti rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Ancak ben buradan şunu anladım. İslam alemi son 100 yıldır Müslüman kalayım ama gavurluğun tadına bakayım. Her türlü gavurluğu da yapayım. Gavur gibi inanayım. Gavur gibi de düşüneyim ama Müslüman kalayım. Böyle olmak istiyor. Mevla Celle Celaluhu da 1908'de Abdülhamit'in hal edilmesiyle orada bu pırlantaları aldı. Ve ondan sonra Almanya, İsviçre, İtalya'dan hukukçu arkadaşımız var burada. Meseleler getirildi ve bütün İslam alemi. Şimdi ben sonucu söyleyeyim. Allah Celle Celaluhu ufak bir lütuf. Nedir o? Mısır'da güçlü vatanını, dinini, İslam alemini seven bir lider, idareci Türkiye ile bir araya gelse. Aman Allah'ım, muazzam bir şekilde dünyada göstergeler değişmeye başlar. Ondan sonra say Cezayir, Tunus, Fas, Maghrib, gel bir iki tarafa Irak, Ürdün, öbür tarafta efendim Katar, Bahreyn dediğimiz ve Arabistan toprakları. Bu topraklar hepsi gerçekten Osmanlı döneminde biriydi. Şu anda da başlarındakilerin oranları %8, Sisi'yi desteklerin %8, %90 Mısır'ı sever, dinini sever, vatanını sever. %8'lik dinsiz ve hain Mısır'ı idare ediyor. %7'lik dinsiz ve hain Beşşar Suriye'yi idare ediyor. Böyle hakikat bu. Ama bunlar idare etmiyor işte. Bunların arkasında o mağaradaki eşkıyayı ayakta tutan bir güç bunları da ayakta tutuyor. Bir cümle kullanıyorlar. Demokrasi diyorlar. Yapı itibariyle burada bu irade hakim getiriyor %8'lik adam. Halk sadece teravih namazı kılıyor Rabia Meydanı'nda. Teravih namazı kılıyor. Sisi dediğimiz adam silahı koyuyor. 11 bin kişi halkı öldürüyor, halkı. Dünya tarihinde böyle bir vahşet görülmemiş. Bu adam oralı değil, yerli değil, dini değil, İslami değil. Sen eşkıyaya, teröriste, efendim Mısırlı veya Müslüman veyahut da şu veya bu cümleyi kullanıyorsan işte ahmak bu. Senden hiçbir yere varılmaz. Sen daha bilmiyorsun, olayı görmüyorsun. Abdülhamid'i hal eden kim bunlar? Ayrıntıya giremem. Ermeni, Dürzü, dinsiz, imansız adamlar. Bunları görmek lazım. Yakın tarihi konuşacağım. Yakın tarihi konuşacağız. Bunları görmek lazım. Bunlar bir günde olacak işler. Allah lütuf kapısını açsa. Müslümanım diyen insanlar ayağı yere basmıyor ki. Bakıyorsun her türlü gavurluğun tadına bakayım hem de Müslüman kalayım. Böyle bir dünya var mı ya? Müslümanların niyetleri halis değil. Allah bunu biliyor. Ben anlamaya çalışıyorum sadece. Ben de yüksek sesle dua ediyorum. Allah'ım sana samimi kul olmaya muvaffak eyle. Habibine dürüst ümmet olmaya muvaffak eyle. Dinimizde dürüst olmaya muvaffak eyle. Bakın bir insanın ben dinimde dürüstüm. İki nokta üst üste. Bunun özeti ne biliyor musunuz? Müslüman din kardeşini sevecek. Bunu bütün dünyada gerçekleşse bütün Müslümanlar birbirini kenetlenir. Ama Müslüman Müslüman sevmiyor ya. Müslüman Müslüman'a ihanet ediyor. Niye? Özünde hainlik var, facirlik var, fasıklık var. Müslümanım dediğin adamlar bakıyorsunuz hainlerle, dinsizlerle, eşkıyalarla, kahpelerle kol kola yol almaya çalışıyorlar. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Şaşırıyor muyum? Yok, şaşırmıyorum. Şaşırmıyorum. Neden? Sonbaharda yapraklar dökülür. Niye dökülmüyor? Niye tabiat yeşermiyor? Sonbaharda yeşerme mi bekliyorsun sen? Allah sonumuzu hayır eylesin.